Agalarım herkese selamlar. 14 ve 15 Mayıs 2024 Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sesim biraz kötü gelebilir. Hastayım. Hem gripim hem ciğerlerimde sıkıntı var bu ara. Normal hastalık. Genel olarak sağlığımda bir şey yok. Sadece ses, öksürük vesaire. Geçmiş olsun yazanlar için ayrıca teşekkürler Aga. Şimdi aga 6 tane maçımız var. Hafta sonu raporuyla başlayalım mı? Gelsin anasını satayım. Ekrana gelsin. Aga bu benim defterimdir. Yani ben buna uzun zamandır yazarım zaten. 10 Mayıs'ta ne vermişiz? 11 Mayıs'ta ne vermişiz? İdeal yüksek olan aga. 10 Mayıs'ta 8 adet maç verdik sanırım. E, 2 tanesi başarısız oldu. Ekranda gördüğünüz üzere Bournemouth maçıyla Newcastle maçı. Diğerinin hepsi geldi. 11 Mayıs'ta da 9 maç veya 8 maç verdik yine aynı şekilde. Sadece tek maç başarısız oldu Arsenal maçı. Yani ben bu, liste, bu listede kaybettirildiğimi kesinlikle düşünmüyorum ki. Kendi gruplarımızda çok güzel kazançlar elde ettik. Zaten videoya gelen beğeni ve yorum destekleri de gösteriyor yani çoğu kişinin kazandığını. Öncelikle kazananlara tebrikler, bereketli olsun Aga. Yani zaten cumartesi gününde sizlere ideal kuponu da vermiştim videoda hatırlarsanız. Kuponumuz da geldi. Pazar kuponumuz da aynı şekilde zaten geldi. Kazananlara tebrikler. Sizlerden ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Skor yarışmamız var. İki adet skorum var. Tottenham ve City maçıyla Brighton Chelsea mücadelesi. Bu maç skorlarını sizlere sorduk. Bir tanesi salı gününden bir tanesi de çarşamba gününden. Premier Lig'de güzel eşleşmeler. Golle geçmesini umuyorum. Yorumları yazın. Bilenler arasından birer kişiyi gruplarımızda misafir edelim. Mayıs ayı boyunca gruplarımızda olsunlar. Her türlü soru görüşüleri içinde veya Mayıs ayı gruplarına katılmak isteyenler de 0534 446 59, 89 numaralı numaradan iletişime geçebilirler. Videonun sol altında numarası var zaten kaydedip yazabilirsiniz veya açıklama ve yorumlar kısmına direkt Whatsapp'a mesaj atacağınız link var. Direkt tıkladığınız anda zaten mesaj atmayın çıkıyor. O şekilde de benimle iletişime geçebilirsiniz. Özellikle gruba gelmek isteyenler. Kapattım bunu da. Aga bislerimiz açıkçası hasta olduğum için görselleri koyamadım ama cumartesi günü full. Pazar günü de sadece bir mislimiz yattı. Onun dışında yüksek misli seviyesinde ekranda gördüğü gibi 5000 TL, 2000 TL, 4000 TL bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Bugün de misli verdik. Yarın da vereceğiz, diğer günde vereceğiz. Yüksek misli özellikle ben yazıyorum ki gruba gelmek isteyenlere 500 TL'nin üstünde bayi salıyorsan buraya gel aga. Yani 100 TL, 300 liraya kupon oynuyorsan buraya gelme diyorum. O şekilde bayi salan herkesi bekleriz. İdeal kuponlarımız da hafta sonunda cumartesi pazar devam etti. Grupta çok güzel bir canlıdan da kazandık, kuponlardan da kazandık tebrik edelim aga kuponlarımızla devam edecek Canlı olarak izlediğimiz maçlara zaten her türlü giriyoruz. Cumartesi canlı da 14 14 yaptım sanırım zaten başlangıçta. Pazarda sonradan gelmeme rağmen çok güzel işler çıkardık. Bugün de devam edeceğiz. Yarın da diğer günlerde olduğu gibi canlı olarak da devam edeceğiz. Herkes açık Telegram grubu açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıkla, tıklayıp gelirsiniz. ücretsiz gruba girmiş oluyorsunuz. Ücretsiz grupta da elimizden geldiğince sizleri kazandırmaya zaten çalışıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Tottenham'la Manchester City karşılaşması başlamışken sizlerden ricamız da hemen söyleyelim. Beğeni ve yorum destekleri önemli. Aga YouTube istiyor. Valla umurumda değil. Gram umurumda değil. Beğeni ve yorum. YouTube diyor ki kardeşim senin kanalını daha büyütmek istiyorsak daha ön plana çıkartmak istiyorsan videolarına beğenemiyorum isteyeceksin diyor. Kısacası bu. Sizlerden en iyi en güzel desteği zaten her zaman veriyorsunuz. Yine bekliyoruz. Teşekkür ederim. Aga Meclis'in işte, ben galibiyetini bekliyorum şampiyonluk yolunda Zaten puan kaybederse burada kaybedecek ama ben çok sanmıyorum. Tottenham'da gerekli riskleri alacaktır ama işte burada ya Tottenham şu var. Aga defans çizgisini önde kurduğundan kaynaklı goller yiyor açıkçası. Geçen de büyük takımlardan genelde yiyor. Sınıfta kaldı. Şu mağlubiyet serisinde sınıfta kaldı. Ben burada ne oynarım? Ben burada siz tarafına giderim. Siz tarafına şöyle gidelim. 2-1 veya 3-1 ayarında e bir skor bekliyorum. 2.5 üstünde ikisi yaparsak idealden alırız. Oranı biraz daha yükseltelim. 2 orana çıkart çıkartalım derseniz de 3.5 üstünde 2. Öncelik skor 2-1. Bir gol daha gelirse 3-1 ayarında e maçı bitirebiliriz. 3.5 üstünde 2'de 2 oranı var. Real Madrid ile Alaves mücadelesi. Real Madrid'in son deplasman mücadelesine ne verdim ben? Real Madrid'in deplasmanına atacağı 2 gol 1.49 gibi oranı vardı. Aldık tertemiz bitti. Arda Güler'imiz gol attı. Real Madrid yine rotasyonlu kadro çıkmaya devam edecektir. Fakat karşılarında son dönemde gerçekten formda bir Aleves var. Son Girona mücadelesinde de iyi oynadılar. 2-2 bittiler. Ben kör topal. Yani Real Madrid'de 1.18'den mi oynayalım? Aga? Alacaksak paşalar gibi ne alacağız biliyor musun? Depp basmanın 1 golü 1.81 bandı oranı var. Ben burada Alaves'in atacağı 1 gole riskli kuponları belki değerlendiririm diye düşündüm. 1.18'den Real de oynanmaz. Burada Alaves'in bir golü 1.81. Son dönemde de iyi giderken bence değerlendirmeye yarar bir oran olduğunu söyleyebilirim. Girona ile Villarreal mücadelesi. Bakın şöyle söyleyeyim. Maçın indeks beklentisine baktım. Maçın indeks beklentisi kaç kaçtır sizce? Aga 4-3 Girona galibiyeti. O yüzden zaten ben gollü bir maç bekliyordum. 2.5 üstü oran 1.21 gibi bir oran açmışlar. Oran açmamışlar. Biz burada ideal almak adına var ve üst seçeneğinden hem var olacak hem de 2.5 üste gidecek şeklinde değerlendirirsek oranı idealden alabiliriz. Bu oranı biraz daha yükseltmek istersek ne yapacağız biz? 3.5 üstü değerlendirebiliriz 1.70 bandında. Ben hatta mücadelede eğer beklendiği gibi geçerse 4.5 üstüne de varım. Oran da 2.65. Golli bir maç beklediğimi belirteyim kısaca. Ayın 15'ine geçtik. 15'inde aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum destekleriniz bekliyoruz. İlk mücadelemiz Brighton'la Chelsea mücadelesi. Mücadelenin üstüne ona açılan oran bir 25. İddia da son dönemde zaten ya genelde maçlarda golde geçiyor ya. Biliyor aga oranlara düşük açıyor. Ben son dönemde gerçekten maçını izlemekten zevk aldığım bir Chelsea var. Chelsea tarafına gideceğim. Brighton'ı sevmem. Seviyordum ama son dönemde gerçekten haz almıyorum bu takımdan. Ben burada deplasman 1.5 üstü alacağım idealden. Chelsea'nin atacağı 2 gol değerlendirmeye yakındır bence değerlendirilir. Yani Brighton üstüne saldırırsa Chelsea arkadaki boşlukları Palmer'ın atmış, aldığı, atmış olduğu paslarla birlikte çok güzel iş yaptırıyor. Diğer mücadele Manchester United mücadelesi. Ah vardı. 1-17. Sövsen sövülür. Aga mücadelede verdiğim tek tercih Korner'dir. Korner olarak değerlendirdim. Diğer türlü oran almaya değmez bak. Kanser bir maç olur. Alacaksanız siz de Korner alın. 8.5-9.5 buçuk, buçuk açılır bence. 9.5 açılır. 9.5 üst konuyla değerlendirebilirsiniz. idealden. Şu an açık değil fakat maç gününde yakın açacaklardır muhtemelen. Ben erken çekiyorum biraz videoyu zaten. Son mücadelem Sertabigo ile Bilbao mücadelesi. Bilbao da artık ligler bitiyor diye beni getirir oldu milleti. Bilbao normalde taş gibi takım. Çok da iyi oynuyor. Prime Bilbao'yu izliyoruz. E, Sertabigo da alt sıralarda. Yani alt sıralardan çıkmak için de şöyle göstereyim. E, düşme şansı pek yok ama buradan bir puan alırsa çok daha işine gelecektir. O yüzden ben Selta tarafından da bir gol bekliyorum. Mücadelede karşılık goller 1.54 gibi bandında bir oranı var. Değerlendirecekler bu önemi değerlendirme yapabilirler. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan değerlendirdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.